Arkadaşlar merhabalar Bugünkü e, yayınımızda Sizinle Fm Psika ile oynadığım e, maç Anlayacağıcağım e, Çok ilginç bir maçtı Yani Pratik anlamda Yaptığım bir feda vardı Maçta ama bu eklemesiz bir tempoda Yapılacak bir fedaydı Rakibinde süresini de yemek için Yaptım ama tabii bu normalde Çok rahat bulunabilecek bir feda Ama rakibim bu fedayı düşünmeyi ne düşünmekle çok zaman kaybettim. Üstüne çok da kötü bir hamle yaptı ve devamında kazanç konumunda tabii benim de bir hatam oldu. Görmediğim bir hamle oldu ve sonuçta yine üstün kaldım ama oyun sürem bitmesinden dolayı beraber bitti. Çok güzel bir maçtı. çok heyecanlı bir maçtı. Başlayalım. E4, D5. E5, Vezir D5, Atçı 3, Vezir A5. İskandinav savunması oynuyoruz burada. D4, atf6 atf3 fil 5 burada fil c4 oynanıyor ben fil d3 oynamak istedim burada basitçe e6 oynanıyor e, Rock yaptığında filini çıkarabilir ama burada fil g6 e6 biraz tempo kaybetti gibi geldi e, büyük ihtimalle kırarsa h hattını açıp buradan bir baskı yapmak istiyordu ama ben tabi kırma niyetim yoktu burada roka e6 şimdi fil d2 oynadım burada bir ilk hatamı yaptım burada e, arkadaşlar vezir e2 sonra belki oynanabilirdi fil d2 burada fil f4 daha iyi olabilirdi ama Burada fil D2 oynayınca, fil çarpı c, C3, C çarpı D3 ve piyon yapısı çok gerçekten kötü oldu. Hem double piyon hem de ayrık double. Ee, bu da hiç isteyeceğimiz bir durum değildi. c 6 ya T4 gittim. Burada basitçe vezir D8 dönmesini bekliyordum. Sağlamca oynayacak diye düşünüyordum ama rakibim ilginç bir hamletti. Vezir C7. Burada sonra anladı tabii planını. G hattını açıp buradan basmak istiyor. Bunu bilerek yapmış. At F6, G F6, kale E1, at D7, kale C1. Artık kısa rok yapmayacağını düşünmüyordum. E, ee, uzun roka da plan hazırlıyordum arkadaşlar. At B6, fil A5, uzun roka, vezir B3. Şimdi e, bunun da altında bir küçük bir numara yatıyordu ama bu dediğim gibi bu yanlış bir numaraydı. Buradan hesaplamaya başladım. Burada kale G8 oynamasını bekliyordum ki rakibim bunu oynadı. Burada arkadaşlar e, genellikle şah 8den başlasa bu tür numaralar hiçbir şekilde olmuyor. Zaten burada da çok doğru değil. Bu konum bu şekilde olmuyor. Filin böyle tempo istememesi lazım. Zaten e, maç anında benim gördüğüm ama rakibim bunu atladığı bir noktaydı. Kare G8 e, oynayınca ben e, pratik anlamda yani süresini yiyip hem de konumu karıştırmak adına kare çarpı yaptım. rakibim çok basit bir kaç hamle hesaplasa burası rakibe çok rahat bir kazanç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. F6, vezir e6, şah b8. Eğer ben kaleyi alırsam burada çok basit bir hamle var. File 6. Ver kaleyi, ver vezir. Rakibin sadece bunu görmesi maçı kazanmasına sebep olacaktı ama rakibi burada kale e6 oynanınca e, kare çarpı g2 vurdu. Burada dedim yani bu konum artık benim için iyi. Herhangi bir problemim yok. F6, vezir E6, vezir F6. Şimdi iki piyon kazandım. Ee, pozisyonumun gayet iyi olduğunu düşünüyordum. Ama rakibim özellikle G hattında ciddi anlamda bir karşı oyun öğretti. At G4, kale F8, vezir E6, vezir G7. ya şimdi vezir, kale G8. Şimdi burada fili bıraktı. Ben dedim e, fili vezir D6 alsam şaha 8 oynayacak. Sonra vezir G2 istiyor. Nasıl durduracağım? Ama tabii ben e, daha sonra fark ettim bunu. Ya daha doğrusu maçı analiz ederken gördüm. Burada arkadaşlar Vezir e, D6 e, Şah A8'e At G6 varmış. Yani bu hamleyi görmedim maç anında. O yüzden yapmadım. Burada taş verdim. E, Vezir G4 oynadım. Çünkü göremedim bir türlü. E, fil E5 vurdu. Vezir G7. Burada artık taş önde çok rahat bir kazanç dedim ama en azından biraz daha direnmek istedim kare g 1'e getirdim d 5'e fil D2 şimdi fil h6 istiyorum at f6'ya fil f4'a c8'e şimdi fil e5 oynadım şimdi f6'yı vuracağım açmazdan yararlanmak istiyorum at h5 oynayınca da kare g5 gittim şimdi kırarsa arkadaşlar zaten kare alıyorum daha sonra piyano fil alıyorum konum kazançtı Rakibim burada h6 oynayacak. Kale çarpı h5 vurdum. Şimdi burada fil f8 geldi ve ben baktığımda pozisyonda iki tane piyon öndeyim. Konumun çok rahat kazanç olması lazım ama unuttuğum bir şey vardı. Süreyi çok kaybettim. Burada rakibime tuzak hazırlayayım, plan yapayım derken sürelerde biraz sıkıntı yaşamaya başladım. Kale f5 fil b4, kale f7 ee, piyon istedi. Ben önce bir şah çektim. B7'yi aldım. Ondan sonra kare g6 gitti çünkü tehditim. Eğer fil f2 alırsa basitçe kale b8 alıp şah çekip kaleyi düşürmekti. Kale g6'ya. Fil g3 oynadım. Piyanı korudum o zaman. a5'e kale a7 aldım. Geldim. Ee, şah c8'e. Kale h7. Tabi burada artık süreler bir hayli azaldı. Benim şah g2, kale e2. Şah çektim. C6'yı da aldım artık. Ee, fil b2 geldi. Burada arkadaşlar çok basit bir hamle görmedim tabi burada artık süre ciddi anlamda sıkıntı Kale c bir alsam e, oyun tert rakibime hiçbir karşı oyunu yok ama dediğim gibi burada süre problemine girdim rakibim de bunu çok iyi kullandı gerçekten e, Mouse yeteneği mükemmelmiş ben e, yani zaten oyun gücü hiç lafım yok ama burada olağanüstü hamleler yani yani ben hamle yapmadan hamle geliyordu. Ee, hiç düşünmedi. Konumu karıştırmak adına da çok güzel hamle. Burada basitçe kazandığımı düşünüyordum. Yani veziri sürüyorum, sürüyorum, çıkıyorum diyordum. File 5 hatta burada çok rahatta aldım. Ee, D4 yaptım. Şimdi kale istedi. Ben fili bırakmıştım burada. Yani bu artık dediğim gibi orada hızlı oynadığımdan. Buradan sonrası arkadaşlar. Burada kazançtır. 4 piyonundayım. Burada otomatik hamle yapıyordum arkadaşlar. Burada çok rahat üstündüm ama e, maalesef burada sürem yetmedi ve oyun şarkı Altı'dan sonra bayrağım düşmesinden dolayı oyun berabere bitti. Ama e, dediğim gibi özellikle benim size göstermek istediğim bu tür tempolarda fedalar görülmeyebiliyor. Yani şu günümüzde pandemi döneminde arkadaşlar sizler de Lee Chess'ten sürekli maç yapıyorsunuzdur. Bu tür şeyler sizlere de aslında pratik olabilir. Yani özellikle öğrencilerime e, mat hesaplama konusunda, e, taktik çözme konusunda çok fazla e, tavsiyelerim oluyordu. E, mesela bu tür maç, maçlarda bunları denemeniz lazım. Ama tabii bu yanlış olan. Bunu u deneyin demiyorum aslında ama e, bu tür seçenekleri özellikle anlattığımız mat motiflerini taş kazancı motiflerini maçlarda uygulamak önemli. Tabii burada Taş nasıl kaybedilir motifi gibi bir şey oldu. Ama yine de size göstermek istedim. Gerilim artında arkadaşlar ee, eklemesi tempolarda bunlar görülmeyebiliyor. Çok zor değil ama görülmedi rakim tarafından. Ama tabi devamında da ee, ben de görmediğim şeyler oldu. Ve bayram düştü ve oyun beraber etti. Güzel bir maçtı aslında. Benim çok zevk aldığım bir maçtı. Ee, ama rakibim dediğim gibi değerlendirse çok rahat. Zaten fil çarpı d sonra oyun rakibime dönmüştü. Yani artık C D3'ten sonra artık tamamen siyahtaydı. Piyon yapımız çok kötüydü. Hedefleri bu piyonlara basıp oynamaktı. Yani başka bir şey değildi. Ben konumu karıştırmak adına dediğim gibi böyle bir hamle yaptım. Evet bunu da size incelemek istedim. Unvanlarla, unvanlı oyuncular oynadığım maçların analizlerini devam edeceğim. Elimden geldiği kadarıyla tempo hangi tempoda oynadığımdan değil ee, özellikle içinde e, güzel temaların olduğu maçları sizlerle paylaşmak isteyeceğim ee, çünkü gerçekten güçlü oyuncular normalde 1.5 saatlik turnuvalarda çok çok e, fark yaratan oyunculardır ama lichess ortamında e, özellikle eklemesiz tempolarda arkadaşlar sizler de bu tür rakiplerden korkmamanız lazım elinizden geldiği kadar tecrübe kazanmak adına çünkü bizim e, şu an sizin için en büyük artı bizim sizin yaşlarınızda böyle bir imkanımız yok ama sizler şu an istediğiniz zaman bir IMEI'ne ya da bir GMEI'ne ya da FMEI'ne çok rahat maç yapabiliyorsunuz. Bence bu şansı da asla kaçırmamanız lazım. Ne olursa olsun. Bugünkü videomuz e, bu kadar. E, videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.